Film. Nasıl tanıştınız? Şimdi efendim malumdur 2 senedir bu musiki olayına adım atmış bulunuyorum. Rıza da radyocu. İşte yeni single çıktı, radyo geziyorum. Çalsınlar diye geziyorum. Hiç de hani ilk tanıştığım kimsenin önceden bakıp tipini araştırmam. Radyo falan şimdi diye de sıfır makyaj, son derece zangoca benzeyen bir halde radyoya giriş yaptım. Böyle ayakları uzatmış, gözler şiş, akşam belli gezilmiş. Öyle duruyor. Ben girdim içeri, bana baktı, İrem nerede dedi. Ay. Gerçekten çünkü yani bir Ahmet abi tandansıyla girdim oraya. Eyvah. Vallahi benziyor Ahmet. Ben de şey oldu böyle, hani o klişe filmlerdeki o tık 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 anı vardır ya. O da, hakikaten o bir Amerikan filmi klişesi zannederdim. Benim kalpte başladı horon tepmeye bir şeyler. Bir şey oldu bana. Ben dedim bir saniye bir lavaboya gireyim. Ne varsa suratıma sürmeye başladım. Yani böyle sıva çektim suratıma. Sonra bir kaş kalktı böyle bir. İçeri girdim falan. Büyük umursam öyle beni yalnız. Öyle böyle bakmıyor. Yani adam işine odaklı. 3 saatlik bir gece yayınıydı. O esnada da böyle birkaç olay oldu. Ben böyle işte bakıyorum, flörtleşemiyorum yani. O kadar ya, çırpınıyorum orada ve gitgide umursamıyor. Ondan sonra sevgili arama motorumuz korusun tanrımız. Oradan hemen Rıza'ya sen demir diye aramaya başladım. Bayağı kapanmış defterler, işte boşanılmış falan filan. Orada bir rahatlama geldi bana yine. Dedim devam edebilirim. İşte böyle. Araba mı yapıyorsun bunu? İşte böyle. Arada canım, ben bir lavaboya gireceğim diye reklam arası. Ben bir lavaboya. Zanaat ediyorum. İyiymiş yalnız ha. Neyse devam mevam böyle. Yayın bir yarım saat uzadı. Ben bir böyle mutlu oldum, heveslendim. Belki o yarım saat dilimde diye. Hiç umursamadı. Ertesi gün bir şey yapmam lazım. Bir diyalog kurmam lazım Rıza'yla. Mesaj attım. Rüyamda seni gördüm. İyi misin diye mesaj. Yok, o kadar da klişeye düşmedim. Şey dedim. Ya dedim bu yayınlı kayıtlar ne zaman dedim vereceğim. Fanlar soruyor falan. Ama o zaman bir tane bile fanım yok. Kimsenin bir şey sorduğu yok. O da böyle kısa bir cevap attı. Ben dedi yollarım dedi hazır olunca. Dedim tamam artık biraz gurur yap. Ben de ne arar gurur. Ertesi gün bu sefer sabahtan başladım. Kayıtlar daha çıkmadı mı diye. Akşama doğru cevap attı falan filan. Onun da o gün son yayını var. Güzel başka teknik. Tabii canım. Abi, strateji var. Bir arkadaşım doğum günü var. Ben oradayım. Acayip efkarlıyım böyle. 30 kişi şen şakrak herkes oynuyor. Ben böyle oturuyorum. Sen aşık oldun o zaman. Ben bittim ya. Bitmiş ya. Yayınlar hala geldi. İlk defa duyuyorum. Ve şey diyorum ya. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ve bu platoniye bağlayacak yani. Bittim diyorum. Neyse o akşam bir şey oldu falan filan. Mesaj geldi Rıza'dan. Ne yapıyorsun? Hadi dedi, bir son yayını kutlayacağız. İstersen dedi şey yap, uğra radyoya. Ben dedim ki yani 3 gündür sulu sepken kadın bir anda ama geç oldu falan demeye başladım. Sonra dedim ki İrem kendine gel. Gittim işte o orada bir böyle hafif bir flörtleşme başladı. Ondan sonra ertesi gün Adana'da konserim var. Leyla'yım, onu unutmuşum, uçağı kaçırdım. Sonra o akşam mesaj attı, aynen şöyle. Lan ben özledim galiba seni. Oo. Hala özlüyorum. Ama işte acık şeyi bilemedim. Bir romantik mi bir şey? Lan özledim galiba falan diye. Ama bizde öyle bir haldır huldurluk var ya. Onun önüne geçemiyoruz yani. Ahmet abi gibi karşıda çıkarsan orada lan özledim der tabii ya. İrem nerede dedi bana ya.